Profesyonel koçluktan kimler yararlanır ve yararları nelerdir? Günümüzde profesyonel koçluk hizmetlerinden hemen hemen her alanda yararlanılıyor. Gündem de biraz bunu belirliyor. Özellikle ben şu dönemlerde yerel seçimler öncesi olduğu için daha çok siyasetçilerle çalışma şansı elde ediyorum. Yöneticiler de bu koçluk hizmetlerinden oldukça yararlanmak isteyenler arasında. Ve bu yararlanmak isteyenleri değerlendirdiğimizde de aslında koçluk alanları da belirleniyor. Bunlardan bir tanesi yönetici koçluğu, siyasetçi koçluğu, gelişim koçluğu, performans koçluğu, öğrenci koçluğu, aile koçluğu, yaşam koçluğu gibi ayrışıyor. Ama ayrıştıran ne? Aslında konunun kendisi. Danışan koça geldiğinde benim konum iş yerindeki performansı artırmaya yönelik bir konu derse ve bu konuyla buna yönelik bir konu getirirse bunun adı performans koçluğu oluyor. Yöneticilere yönelik, yöneticilerin yetkinliğini artırmaya yönelik koçluk çalışmaları yaptığımızda ise bunun adı yönetici koçluğu oluyor. Bu dönemde siyasetçiler neden koçluk hizmetlerinden yararlanıyorlar? Hangi alanları tercih ediyorlar? Özgüven artırma olabilir. Topluluk önünde konuşma konusunda kaygılarından arınma olabiliyor. İkna çalışmaları olabiliyor. Halk gözünde itibarlarını daha iyi yönetebilmek adına bu hizmetlerden yararlanabiliyorlar. Başka hangi alanlar var ve ne gibi kazanımları var? Koçluk hizmeti alan kişilerde özgüven konusunda %90 olumlu gelişim söz konusu. Bu tür araştırmaları Uluslararası Koçluk Federasyonu yapıyor ve www.coachfederation.org sitesinde de çeşitli makaleler ve araştırmaları da aynı zamanda bulabilirsiniz. Özgüven konusunda %90 söylediğim gibi olumlu anlamda değişim söz konusu koçluk hizmetleri almış kişiler arasında. Öz kaygı, saygı pardon, diğer bir alan. Kendi farkındalığıyla ilgili farkındalık oluşturma, ilişkilerde ilişkiler yönetimi diyeyim, bu aile, iş yaşamı konusunda ilişkilerin yönetiminde de koçluk hizmetleri fayda sağlayabiliyor. Bunun da, bu da ölçülmüş ve %85 oranında olumlu değişim söz konusu olmuş. Öz disiplin sağlama, önceliklendirme, yetkinlik artırma, zaman yönetimi, planlama, karar alma gibi yetkinliklerin artırılması, yaşam ve daha doğrusu özel yaşam ve iş yaşamındaki dengeyi sağlama. Şirketlerde ise, şirketlere sunduğumuz profesyonel koçluk hizmetlerinde ise şirketlerin genelde başarı ölçütleri oluyor. Bu başarı ölçütlerinin ölçülmesi konusunda da, ya bu başarı ölçütlerine erişim konusunda da %82 iş performans artışı söz konusu oluyor. Genel olarak da şöyle bir araştırma yapılmış. Koçluk hizmeti almış kişilerle yapılan bir araştırmada yine alır mısın diye bir soru sorulmuş ve %96'sı evet ben tekrar koçluk hizmeti alırım ve almaya devam ederim demiş. Ne kadar memnunsun sorusuna gelince de çok memnunum cevabı veren oran ise %83 civarında. Peki bu yatırımı yaptın, bir koçluk hizmeti aldın. Sana geri dönüşü ne oldu diye bakıldığında şirketler ve bireysel koçluk hizmetleri diye ikiye ayrılmış. Şirketler bunu ölçtüğünde geri dönüşü 7 katı olarak, yaptığı yatırımın 7 katı olarak ölçmüş. Kişilerde ise bu 3.7 civarında bir geri dönüşü olduğu gösteriliyor. Bu bahsettiğim verileri, yüzdeleri de yine söylediğim gibi www.coachfederation.org'dan bulabilirsiniz. ICF Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun web sayfasında da çeşitli makaleler ve araştırmaları bulabilirsiniz. Tek kelimeyle, tek cümleyle ben neden koçluk hizmetleri almalısınız dersem bunu özetle, eğer yaşamınızın liderliğini elinize geçirmek istiyorsanız koçluk hizmetleri almalısınız diyorum. Teşekkürler.